sözleşme bedeli veyahut özel inşaatsa bir mali çarpı metrekare sonucu bulunan rakamla inşaatın oranının doğru bildirilmediğini hesaplar. Burada müteahhit kendisi zaten müfettiş incelemesine gitmeden bunu bildiriyorsa bunu %25 ekstra bunun birkaç hesaplama yöntemi vardır. İsterseniz yaptığınız giderleri 100 milyonluk verdiğimiz örnekteki gibi işçilik, malzeme işçilik faturalarını 100 milyon kvartaktan düşüp daha sonra diyelim 100 milyonluk bir işle 10 milyonluk fatura verdiniz. 10 artı 90 milyona düşüyor. İşçilik, malzeme işçilik faturaları. 90 milyonun %9'unu aldınız. 8.900 dersek 8.900'den de direkt işçilik. Ne bildirdiniz? 8 milyon. 900 bin liralık bir açığınız var. Onu ödemek zorundasınız sigortaya. Bu 900 liralık açığı da direkt işçilik faturalarınız varsa onu da mahsup edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii ki fatura vereceksiniz, martıları düşüreceksiniz. Burada müfettiş incelemesi gerekiyor faturaların. Böyle bir şeyi çok yapan gördünüz mü siz? Ben bilmiyorum. Yani direkt %9 inşaatın oranı yeterli olduğu için müteahhitin işine geliyor. Doğal olarak onu bildirip ödedikten sonra iletişim sırası da alıyorsunuz. Sevgili pardon, bu şekilde. Burada son söylediğiniz 8 milyon üzerindeki fark işçi taşeron hizmet aldıysanız aslında onu gösterebilir mantık tam. Ama devlet aslında burada yine bir türlü bolu mantık şeye göz vurmuş oldu. Yani sen aslında bu kadar süreççi çalışarak bu işi yapmama gerekiyordu dedi. Ama sen işçi çalıştırdın ama işçinin primini ödemedin onun adına. Devlet açıktan sen de aldı kayıt dışını sana aslında bir türlü teşvik etti. Bu mantık mı gördün? Ya şimdi orada tabii o oranlar belli. Mantık herhangi bir mantık olur. Tabii ki orada aslında bir yani, rakamlar büyük olduğu zaman da burada şu anlaşıyor. Sen işte şu an işte sizin o yakındaki şartlar 1500 kişi çalışıyor. Televizyonlara verdiğimiz kadarıyla. Demek yani 1500 kişinin belki 1000 kişisi SGK'lı, 500 SGK'sızsa iş bitiminde o 500 kişiye ödemediği primi devlete öbür türlü değil. Şöyle bir şey var hani tabii artık her kanun kendi içerisinde çok uzmanlar için iş güvenliği kanunları bu konularda mesela çok sıkı. Mesela şu anda en güzel denetlenen iş güvenliği. Yani bizim bütün şantiyelerimize geldiler. Ciddi de hatalar, eksikler ciddi de ki biz gerçekten özellikle de şahsım adına ben inşaatlarımda çok üst düzey güvenlik önlemi alıyorum. Bakın. Bunu hani bu kararlılık olsun diye söylemiyorum. Çok kusura bakmıyorum. Ben inşaatlarımda kanunun öngördüğü asgari işçi yani iş güvenliği uzmanının çok daha ötesinde kendi bünyemi alıp aynı zamanda dışarıdan iş güvenliği hizmet almama rağmen geldiklerinde çok ciddi anlamda eksikler tespit edildi. Ama tabii ki şunu söyleyeyim, hiç ceza yemedik. Çünkü o kadar açık, o kadar hatalar var ki piyasada bizim bu yaptığımız çalışmalara rağmen bu eksikler çıktığı için onların anında çıkıp karşılayabildi ama çok inanılmaz denetim var. Siz bunun yanı sıra böyle ki inşaat şey gibi çok tehlikeli sınıfa gibi siz burada kaçak işçi veya sigortası iş çalışma imkanınız yok. İş güvenliği de temizlenir bir kere. Yani SGK'ya falan gelebiliyor. Doğal olarak minimum düzeyde bir bildirim yapsanız bu oranlamalarda her türlü yükseli çıkıyorsunuz. Hiç sorun yok yani. Konuda devlet o oranlamalar ve inşaatı biraz evet bir şey istihdamın geldi orada. Güzel. Evet, ben yani bence bayağı iyi noktalara değindiniz. Ben şeyi merak ediyorum.
bir genç bir muhasebe, yani muhasebe gruplarına da üyeyim de, muhasebeciler çok böyle işte sürekli beyanname hazırlamaktan, sürekli devletin istediği bildirgeleri vermekten çok rahatsız oluyorlar. Acaba şey düşünüyorum, bütün bunları sizden dinledikten sonra, yani muhasebeci olmak zaten çok zor bir şey. İnşaat muhasebecisi olmak daha da mı zor bir şey diye bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya da arasındaki farklar neler? Zorlukları neler? Kolay, yani diğer muhasebeye göre kolaylıkları neler? Ya şöyle, bizim eğitim sistemimizde muhasebe normal ticari işletmeler üzerinden anlatılır. Hiç inşaat muhasebesi bazı okullarda, yani üniversitede ben otel işletmeleri muhasebesi görüyorum mesela. İnşaat muhasebesi hiç görmedim. Mesela otelcilik de spesifik bir muhasebe gerekiyor.